Bu benim eski böyle kısa kollu bir kazağımdı. Tüylendiği için artık kullanmıyordum. Boğaz tarafını şöyle kestim ve şöyle boyunluk yaptım kışın kullanmak için. Şuralarını da silikonla şöyle içeri kıvırıp güzelce kullanabiliriz. Şimdi şu kollarından da bere yapabilirim diye düşündüm. Şuradan keseceğim ve çocuklara bere yapacağım. Şimdi şuradan kesmeye başlıyorum. Şimdi kesme işlemi tamamlandı. Ters çevireceğim ve yapıştırmaya başlayacağım. Önce şu alt kısmını birleştirelim. Böylece bir bütün olsun. Şuradan silikonla. İsterseniz dikebilirsiniz. Ben basit olsun, rahatlık olsun diye silikonla yapacağım. İlgime bulaşmasın diye böyle bununla bastırıyorum. Şimdi aynı şekilde şu taraflar sökülmesin diye zaten biraz pay bıraktım. Şunu şöyle çevireceğim ve şu taraf böyle yüze düşecek. Şu desenli taraf. Makas yardımıyla yapayım. Elimi yakmayayım. Aynı şekilde diğer tarafı da yapacağım. Kenarlarını böyle döndürdüm. Böylece sökülmeyecek artık. Silikonla sabitledim. Şimdi böyle şapka şeklimizi aldı. İsterseniz şu kısmını büzüştürüp buraya pompon da takabilirsiniz. Daha şık bir görüntü olur. Veya buralar bol gelirse şöyle minik bir lastik geçirirsiniz şu aradan. Hafif böyle ip de takabilirsiniz. Mesela çocuklara şuradan şöyle bir ip geçirseniz ve şuradan da böyle pompon sarkıtsanız gayet sevimli olur. Ben şimdi şöyle 2 dakikada hızlıca işimi görecek bir şapka yaptım. Çünkü bizim bebeklerimiz hep kayboluyor. Böyle yedekte olsun. Diğer koluyla da başka şeyler yapacağım. Belki de şu eldiven kalıbıyla bir eldiven daha yaparım birazdan. Siz de eski kazaklarınızı böyle şeyler deneyebilirsiniz. Bere yaptık biz. Buralarını yapıştırdık. Macerayı unutmayın. Kışın da üşümeyin. Anneleriniz sizi yapın desiniz. Evet, anneler size bere yapsın değil mi kızım? Şimdi Evet. gösterelim, arkana dön. Buradan da saçlarını çıkardık. Şu dikmediğimiz kısımdan. Şuraya böyle büzüştürebilirsiniz. Kulaklarımızı da örttü. Çok güzel bir beremiz oldu değil mi Defneciğim? Hoşça kalın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.